30 dakikadan herkese merhaba. Bu hafta konuğum avukat Ömer Turanlı. Birkaç gün önce İngiltere'de bir mahkeme sonuçlandı. Bu mahkeme Adalet Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı'nın iş adamı Akın İpek ve beraberinde 3 kişi hakkında terör suçlamasıyla, hizmet hareketine bağlı terör suçlamasıyla iade talebiydi ve mahkeme bu talebe red kararı verdi. Verdi ama ondan sonra çok ilginç gelişmeler oldu. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı mahkemeye vermiş olduğu bir belge ortaya çıktı. Bu belge antetli ve mühürlü bir belgeydi, resmi bir belgeydi. Bu belgenin önemi şuydu: eğer bu belge gerçekse, ki gerçek bir belge, bugüne kadar hizmet hareketine yönelik bütün davalar neredeyse boşa çıkmış olacaktı. Bununla alakalı birkaç gün bekledi Adalet Bakanlığı ve derken bugün itibariyle bir açıklama, basın açıklaması yaptı. Evet, o belge gerçek ama adalet müşavirimizin inisiyatifiyle hazırlanmıştır dedi. Dedi evet, çok ilginç bir gelişme. Bu belge gerçek mi değil mi? Gerçekse ne anlama geliyor? Değilse ne anlama geliyor? Bütün bunları avukat Ömer Turanlı ile bu programda konuşacağım. Evet, 30 dakika başlıyor. Evet, 30 dakika başladı. Şu anda karşımda avukat Ömer Turanlı. Ömer Bey merhaba. Merhaba. Şimdi bir süre önce Akın İpek'in iade talebiyle alakalı Adalet Bakanlığı'nın İngiltere'den bir talebi oldu. Akın İpek'le birlikte beraberinde 3 kişi bu konuyu da dahildi. Ali Çelik, Talip Büyük ve Mustafa Yeşil. Tabii evet. Medyaya Akın İpek iadesi olarak, haber olarak geçti. Şimdi burada ben sondan başlamak istiyorum. Çok ilginç bir belgeyi 8 Kasım 2018'de Adalet Bakanlığı mahkemeye çok ilginç bir belge sundu ki ben okuyunca şok oldum. Bu belgeyi nasıl verirler diye şaşırdım. Çünkü o belgede bahsedilen maddelere göre Türkiye'de belki şu anda binlerce insan şu anda tahliye edilmesi gerekiyor. Onunla ilgili bir belge idi bu. O belgede Baylok içeriğine bakılmaksızın şu anda tutuklanıyor. Hayır diyor. Baylok tek başına delil olamaz. O dedi, bu dedi diye tanıklar üzerinden diyor delil sayılamaz diyor. Ve finans meselesiyle alakalı para yardımı yapıyor, bu delil olmaz diyor. Diyor da diyor. Şimdi çok ilginç bir belgeydi ve derken bugün Adalet Bakanlığı'ndan bir basın açıklaması geldi ve dedi ki evet, bu belge gerçek ama oradaki basın Londra Adalet Müşavirinin inisiyatifiyle verilmiş bir belgedir dedi. Şimdi siz bu fotoğrafı nasıl yorumluyorsunuz? Evet. Şimdi Adalet Bakanlığı'nın bu bugün yayınladığı yazıya ben katılmıyorum ve gerçeği yansıtmadığını düşünüyorum. Şöyle ki yani bu yazının Adalet Bakanlığı'nın kendi sistemi içindeki kurullarından, derecatından, ilgili kişilerin onayından geçmeden mahkemeye sunulacağını ben zannetmem. Aksi olsa bile o da çok vahim bir durum. Yani böyle ciddi bir davada, ülkenin temsil edildiği bir davada siz çala kalem bir yazı gönderemezsiniz zaten. Yani neresinden tutarsanız elinizde kalacak bir açıklama. Hatta 2 gün önce Oda TV'de Müyesser Yıldız da yazdı. Adalet Bakanlığı'nın izni olmadan böyle bir yazı gönderilemez. Bence de gönderilemez böyle bir yazı. Ha ne oldu? Niye? O belge mühürlü. Evet, belge mühürlü ve gerçek. Yani Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı'nın ekrana getiriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin temsil ettiği avukatlar bunu dosyaya sundular. Onda bir hilaf yok, aksi bir durum yok. Zaten mahkemenin gerekçeli kararında da bu yazıya atıf yapılıyor ve mahkemenin aslında en önemli, yani bazı noktalardaki red noktalarındaki gerekçesi de bu evrağa dayalı. Şimdi Adalet Bakanlığı niye bunu yaptı? Bence şöyle, işte bir kendince bir savunma sahiki oluşturdu. Şahıslar zaten iade edilseydi, iade kararı verilseydi zaten bu yazı konuşulmayacaktı. İade edilmeyince bu yazı da ortada kalmış oldu. Dolayısıyla böyle bir kurban seçelim ve bu insanı kurban edelim dediler ve bu sahikle de böyle bir yazı yayınladılar. Ama işin daha vahimi nedir derseniz, bana göre daha vahimi şudur: Adalet Bakanlığı burada evrakta sahtecilik suçunu açıkça ve aleni bir şekilde işlemiştir. Fakat nasıl işlemiştir?
Efendim. Yalnız şunu ben size sorayım. Şimdi Adalet Bakanlığı, şimdi ben bu ilk o belge ortaya çıktığında biraz temkinli yaklaştım olaya. Hemen topa girmedim. Çünkü orada da bir tuhaflık var. Tamam, antetli kağıt doğru, belge. Mühür var, imza yok. Mühür var, resmi bir mühür var. Ama Adalet Bakanlığı İngiliz mahkemesine bu belgeyi niye versin? Çünkü şu anda o belge eğer gerçekten öyleyse şu anda binlerce kişinin salıverilmesi gerekiyor ki Erdoğan ve rejimi açısından son derece rahatsız edici bir durum çıkacak karşılarına. Adalet Bakanlığı niye versin o zaman? İngiltere makamlarını, adli mercilerini nasıl yanıltacaklar başka türlü? Böyle bir evrak sunarak ve bu evrağı sunarak da aslında kendilerince amaçlarına ulaştılar ama istedikleri amaca tamamen ulaşamadıkları için zaten patladı mesele. Yoksa Adalet Bakanlığı işte Türkiye'de İngiltere Mahkemesi Türkiye'de yargı bağımsızlığının tamamen olmadığına ilişkin tam kanaati oluşmadı. Oluşmamasının sebebi de bu yazıydı. Bu yazıyı gösterdi. İşte Türkiye'de biz hukukun üstünlüğü yok diyoruz. İngiltere Mahkemesi hukukun üstünlüğünün olmadığına ilişkin benim kanaatim tam oluşmadı demesinin sebebi bu yazı. Yani o anlamda bu yazı aslında hedefine ulaşmış oldu ama işin nihayetinde İngiltere Mahkemesi red kararı vermediği için yazı patladı. Ama peki bakın, vermeseydi bile o yazı patlamayacak mıydı? Neticede bir şekilde basının eline şöyle, şekilde bu belge basının eline geçmeyecek miydi? Ve Adalet Bakanlığı güç duruma düşmeyecek miydi? Mutlaka düşecekti ama şöyle düşünün şimdi Akın İpek gibi, işte Ali Çelik gibi, Mustafa Yeşil, Talip Büyük gibi Çatı davasının en önemli 4 insan hakkında iade kararı verildiği zaman bu yazının esamesi okunmayacaktı aslında. Zaten sonuç itibariyle o yazının gereğini yine uygulayacak olan Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri. Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri de siyasetin esiri olduğu için ya biz bu yazıyı gönderdik ama biz bu yazıyı işte aynı benzer bir şekilde Adalet Bakanlığı'ndaki herhangi birisi demiştir deyip yine örtbas edebilirlerdi. Yani getirisi çok yüksek olacaktı. Çok önemli. 4 insanla ilgili iade kararı verecekti. Ama bakın bundan daha vahimi ne Erkan Bey? Adalet Bakanlığı evrakta suç işlemiştir burada. Evrakta sahtecilik suçu işlemiştir. Bu evrak doğru. Evrak sahte ama, demiyor. Bakanlık sahte demiyor. Hayır, gerçek. İzin verin. Bak şöyle. Ama inisiyatifiyle şimdi, yaptı diyor o memur. Tamam. Okey. Adalet Bakanlığı'nın neyse o ilgili organı, şahıs kimse artık o yazıyı hazırladı gönderdi ama bu evrağın içeriği yanlış. İçeriği sahte. Yoksa evrak doğru. Yani şimdi evrakta şunu diyor. Baylok indirmek suç değildir. Baylok içerisindeki yazışmalar suçsa bu suçtur. Yani evet. Bizim başından beri iddia ettiğimiz iddiaları doğruluyor. Yani bizim yaptığımız savunmaları doğruluyor. Ya bu yalan, bu gerçek değil ki. Bu yalan olduğu için evrakta sahtecilik olmuş oluyor. Diyor ki bankasıya para yatırmak kesinlikle suç değildir. Örgüt üyeliğiyle ilgili bir delil değildir diyor. İşte örgütsel faaliyet değildir. Örgüde yardım yataklık değildir finansal diyor. Finansal destek vermek. Yeni karar verdi. Evet. Ya bu yazı içeriği itibariyle evrakta sahtecilik unsurunu %100 taşımaktadır. Şimdi bunu bakın İngiltere Mahkemesi'ne gönderen Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı dünyanın birçok ülkesine ve Amerika'ya mesela bir sürü evrak gönderdi. Sayın Fethullah Gülen'in iadesiyle ilgili ne dedi? Bir sürü evrak gönderdim dedi. O evraklarda Allah bilir nasıl bir sahtecilik suçu işlendi. O evraklarda nasıl bir düzmece kurgular yapıldı onu bilemiyoruz. Onların detaylı bir şekilde incelenmesi lazım. Ayrıca dünyayı yanıltan dünya yargısını İngiltere'yi, Amerika'yı ve diğer mahkemeleri yanıltan Adalet Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerine nasıl yazılar gönderiyor bunu bilemiyoruz. Oraya da gerçeğe aykırı evrak yazı göndermiş olabilir. Yani bu Türkiye'deki adalet mekanizmasının en başından en sonuna kadar kokuşmuşluğunun alenen ilanıdır aslında bakarsanız. Evet. Şimdi Ömer Turanlı, şimdi bu Adalet Bakanlığı'nın basın açıklamasında, bugünkü basın açıklamasında o telaş içinde yapıldıkları belli ama 3-4 gün beklediler. Ne yapacağız evet. diye derken açıklama geldi. Şimdi bu açıklama itiraz açıklamasında evet bu belge gerçek ama diyor. İşte içerisinde inisiyatifiyle Londra Adalet Müşavir inisiyatifiyle diyor ve bir şunu ilave ediyor. Diyor ki basın açıklamasında
Bu değerlendirmeler diyor, yargıda içtihatlarıyla da uyumlu olmadığı anlaşılmıştır diyor. Siz buna katılıyor musunuz? Tamam. İşte kendi içinde çelişki diyor. Doğru. Biraz önce dediğim şey Baylok'tan ID varsa eğer içeriye bakılmaksızın ID tespit edildiyse içeriye bakılmaksızın direkt ceza veriliyor. Yargıtay'da bu şekilde zaten. Yargıtay'ın şu anki görüşü de bu şekilde. O noktada dediği doğru. Yani kendisini yalanlıyor ve düştüğü çukurdan çıkmaya çalışıyor. Yani neresinden, hangi noktasından bakarsanız bakın rezillik ve ben ülkemiz adına üzülüyorum. Ülkemizin bu şekilde uluslararası mercilerde rezil edilmeye kimsenin hakkı yok. Ve İngiltere Mahkemesi o evraka Erkan Bey inandı ve gerekçesine yazdı. Dedi 104. ki maddesine, siz Türkiye'de hukukun üstünlüğü, bakın Türkiye'de siz yargı bağımsızlığı yok diyorsunuz, hukukun üstünlüğü yok diyorsunuz. Ama diyor ben diyor buna tamamen ikna olmadım diyor. Buna gerekçe olarak da Adalet Bakanlığı'nın gönderdiği bu yazıyı sunuyor. Yani İngiltere Mahkemesi direkt yanıltıldı. Ha şimdi burada Akın İpek ve arkadaşları için lehe bozma durumu ortaya çıktı ve kesinlikle ben Akın İpek'in ve diğer arkadaşlarının bu durumu gözeterek dosyayı kesinlikle temiz etmelerini öneriyorum. Çünkü lehe bozma yasağı yani İngiltere Mahkemesi'nin sanıklar yönünden lehe olan tüm hususları Adalet Bakanlığı'nın bu açıklamasıyla tamamen aleyhe olan hususlar tamamen lehe dönmüş olacak. Yani Türkiye'de zaten Adalet İngiltere Mahkemesi şunu dedi. Bu dedi dava siyasi bir davadır dedi. Evet. Ve ama dedi hukukun üstünlüğüyle ilgili tam kanaatim oluşmadı. Dolayısıyla hukukun üstünlüğünün olmadığına ilişkin kanaati de Adalet Bakanlığı'nın bu yazısıyla oluşmuş olacak. Ve ben inanıyorum İngiltere Mahkemesi'nin verdiği bu karar sanıklar yönünden küllen lehe bozulacaktır. O yüzden temiz etmelerini öneriyorum. Ben hani sanıklar lehine bozulacaktır derken ben onu anlamış değilim. Bir süreden beri sosyal medyada bu dönüyor. Yani bunu evet birçok sanık bu belgeyi ortaya koyarak mahkemeye gitsin. Ama ortada Yargıtay içtihadı yok ki bu konuyla alakalı. Bu Adalet Bakanlığı yargıyla ilgili görüş belirtmesi bağlayıcı olabilir mi? İlgili yargı kurumunun kararı esas değil midir? Bu ne ifade tamam, eder? Sadece evrakta sahteciliği ifade eder. Şöyle şimdi sizin karşınızda Adalet Bakanlığı'nın yazdığı yazı nedir? Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen yazılan bir yazı. Ama mahkeme değil ki Adalet Bakanlığı. Tamam mahkeme işte mahkeme değil. Zaten Türkiye Cumhuriyeti Mahkemesi'nin verdiği bir kararı İngiltere Mahkemesi alıp direkt başüstü edip gerekçesine koyma böyle bir zorunluluğu zaten yok. Ama karşınızda bir devlet olunca İngiltere devlet ciddiyetiyle verilen yazıya yani cevabi yazıya itibar ediyor. Diyor ki tamam diyor sen diyor bakanlıksın diyor. Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen diyor bir evrak gönderdin. Bir görüş belirttin ve biz sizin bu görüşlerinize de itibar ediyoruz dedi. Tamam. Yani ben devlet ciddiyetiyle devlet aslında İngiltere Mahkemesi hareket yok, etti ama bizimkilerin nasıl evrak hazırladıklarını bilmedikleri tabii. için bizim yıllardır söylediğimiz şey işte Adalet Bakanlığı'nın son açıklamasıyla an be ayan ortaya çıkmış oldu. Yani hayır, bizleri doğrulamış oldu bir nevi. Doğru. Şimdi meselenin güven boyutu, sahtecilik boyutu hepsi tamam. Ha, benim asıl üzerine sizden cevap beklediğim soru şu. Şimdi Adalet Bakanlığı bu konuda bir görüş belirtiyor. Ha bu görüş Yargıtay'da karşılığı yok. Adalet Bakanlığı mahkeme değil. Dolayısıyla bu belge evet gerçek mühürlü bir belge. İnisiyatifiyle de olsa bir belge bu. Bu belge bağlayıcı olabilir mi? Yani bu konuyla alakalı on binlerce insan Baylok'tan yok efendim bankasaya para yatırdı diyor şu anda içeride ve hapiste. Bu insanlar için bir şey ifade eder mi bu? Onu demek istiyorum. Bence kesinlikle ifade eder. Şöyle şimdi uluslararası merciler işte Avrupa Birliği, AİHM ve birçok mahkemelerden bu Baylok meselesi, bankasya meselesi bu cemaat soruşturmaları ile ilgili sanıklar yönünden lehe birçok karar çıkacak. İşte kınamalar çıkıyor. Bunu gören Adalet Bakanlığı kendince bunun da önünü almaya çalışıyor. Yani bir nevi bana göre şu an hakimlere işte siz mevcut yasalara göre hareket edin sinyali vermiş oldu ve kendini de kurtarmaya çalışıyor. Türkiye'den normalde Adalet Bakanlığı'nın yazısı hiçbir şekilde bağlayıcı olmaz. Adalet Bakanlığı dediğiniz siyasi bir erktir. Yani bu konuda sanıklar bizim, ümitlensinler mi Türkiye'deki? Kesinlikle onu demek ümitlensinler. Lakin bizim ülkede
ümitlensinler. Şundan dolayı diyorum, bakın, normal hukuk devletinin olduğu bir ülkede Adalet Bakanlığı'nın görüşü yargıyı bağlamaz. Lakin bu yargılamalar, siyasi yargılamalar olduğu için ve %100 Adalet Bakanlığı'nın inisiyatifiyle yürüyen yargılamalar olduğu için Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri Adalet Bakanlığı'nın bu görüşünü kesinlikle uygulamak zorundalar ve ben uygulayacaklarına %100 inanıyorum. Yargılanan insanların da Anayasa Mahkemesi'ndeyse dosyası, Yargıtay'daysa, Bölge İdare Mahkemesi'ndeyse veya yerel mahkemedeyse Adalet Bakanlığı'nın bu yazısını %100 dosyaya sunup mahkemelerden tahliye ve beraatlerini talep etmeleri lazım. Ümitlenmekte de haklılar. Adalet Bakanlığı burada İngiltere Mahkemesi'ni tuzağa düşürmüştür ve Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerini de bana göre yani hukukçuya bu hukuki bir tabir kullanmak istiyorum ama geri adım atmıştır yani bu şeylerden, bu Baylok'tan, Bankasya'dan ve cemaat yargılamalarından Adalet Bakanlığı geri adım atarak mahkemelere de bu noktada bence üstü kapalı talimat vermiştir. Artık siz hukukun gereğini yapın demiştir. Sanıkların da bu noktada ümitlenmeleri doğrudur, haklıdır ve yerindedir. Ben inanıyorum bunun yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Peki bu konuda ne tavsiye ediyorsunuz avukat olarak Türkiye'de? Bu konuyla şunu ilgili mahkum ediyorum. Olmuş veya tutukluluğu devam eden insanlar ne yapsınlar? Şöyle, ben İngiltere Mahkemesi'nin kararından da yola çıkarak şunu söyleyeyim. Bakın, İngiltere Mahkemesi şunu dedi. Bağımsız bir mahkeme şunu söyledi. Dedi ki, kardeşim, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yargılamalar siyasidir. Şimdi Türkiye ve bundaki kanaati de %100 İngiltere Mahkemesi'nin. Bir yargılamanın siyasi olduğunu tespiti demek, siyasetin güdümüyle giden bir yargılama var demektir. Dolayısıyla siz yargıyla siyaseti bir araya koyamazsınız. Siyasetin güdümüyle olan yargılamalar siyasilerin ömrü kadardır veya siyasilerin keyiflerinin ömrü kadardır. Keyifleri ne zaman gelirse ona göre bu davalarında sonu gelmiş olur. Lakin burada mağdur olan bir sürü insan var. Yargılanan bir sürü insan var. Yarın bu olay tersine döndüğü zaman hakimler ve savcılar ve emniyet mensupları, bu işin önündeki insanları hiçbir şekilde kurtulma şansları yok. Tazminat, 7 sülalelere tazminat ödemek zorunda kalır. Ömür boyu hapis cezalarına maruz kalırlar. Adalet Bakanlığı'nın bu açıklamasından sonra da ben Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerine, savcılarına ve emniyet mensuplarına şunu söylemek istiyorum. Bu alel acele veya üstün körü bir yazı değil. Mahkemeleri bu bir noktada artık yolda bırakmıştır bakanlık ve Türkiye Cumhuriyeti hükümeti. İnsanlar bu ısrarla eski savunmalarını ısrarlı bir şekilde sürdürmeleri lazım. Kardeşim, Baylok indirmek suç değildir. Asıl olan insanların fiilidir. Yani Baylok'ta WhatsApp gibi bir programdır. Asıl olan, bakın, WhatsApp'ta da birine siz talimat verseniz, ya git şunu öldür deseniz, o da gitse öldürse, o yazışma suç olmuş oluyor. Aynı Baylok'ta bunun gibidir. Adalet Bakanlığı da bunu demiştir. Sanıklar ısrarlı bir şekilde eski savunmalarını tekrar ederek bu yazıyla koyarak mahkemelerden tahliye ve beraat etmeleri lazım. Ben inanıyorum ki hakimler ve savcılar bu yazıyı gördükten sonra kendilerine emin olun çekidüzen vereceklerdir. Yani Adalet Bakanlığı'nın bu konudaki görüşü budur anlamına mı taşıyacak hakimler? Kesinlikle böyle görüşü budur. Şimdi 10 gün önce gönderdiği yazıyı 10 gün sonra tevilli bir şekilde yalanlayan Adalet Bakanlığı, bundan 3 ay 5 ay sonra da ya kardeşim, biz bakın İngiltere'ye bile gönderdiğimiz yazıda Baylok suç değildir demiştik, siz niye insanları Baylok'tan cezalandırdınız demesi normaldir. Yani koskoca İngiltere devletine içeriği sahte olan bir yazı gönderen Adalet Bakanlığı 2 gün sonra da hakim savcılara benzer şeyi söyler. O yüzden hakim savcılar, emniyet mensupları hukukun gereği neyse onu yapsınlar. İnsanlar suçluysa ona göre, değilse de ona göre. Yani asıl olan insanların fiilidir. Bakın, İngiltere şunu demiştir. Bu davalar siyasidir. Siyasidir demek şudur Erkan Bey. Ben tweet de attım. Mustafa Yeşil kararında açıkça yazıyor. Diyor ki, bakın, bu insanlarla ilgili diyor, bu davalar siyasidir bir. İkinci olarak terör örgütü, darbe, casusluk, evrakta sahtecilik. Kardeşim, bunların hiçbiri
iddia edilen şahıslar bakımından suç değildir diyor. Ya daha ne desin? Yani İngiltere Mahkemesi bence bu iki hususu belirterek işi bitirmiştir, fişi çekmiştir. Açıkça diyor işte bunlar diyor suç değildir diyor. Ben tweet attım, yazdım. Suç değil dedikten sonra daha kim neyi tartışabilir? Ve bu davalar siyasidir diyor. Ne desin daha? Evet. Benim yani dikkatimi dolayısıyla çeken... Dolayısıyla mahkemeler kendilerine çeki düzen versinler ve artık bu ülkedeki kokuşmuşluğa son versinler. Siyasetin sopası olmasını bırakıp kanunlara, önündeki metinlere göre hareket etsinler ve bu mağduriyetleri bir an önce sona erdirsinler. Etsinler ama mümkün mü? İsterse etsin. Soluğu Silivri'de alır hakim. Şöyle ama bakın bu siyasi davalar siyasetin ömrü bittiği zaman yine o kaderle yüz yüze gelecekler. Ve şu var, yani yargıçsın sen sonuçta. Önündeki metne göre hareket etmek durumundasın. Siyasi diyor zaten. Bakın siyasi demek bunların hiçbir şekilde geçerliliğin olmadığını gösteriyor. Yani davanın siyasi olduğunu İngiltere mahkemeleri tescilliyor. Bunu ahim de tescilleyecek. Herkes tescilleyecek. İnsanlar mağdur Erkan Bey. Cadavıyla nereye kadar gideceksiniz? Mızrak çuvala sığmıyor işte. Bakın Adalet Bakanlığı 10 gün önce bir yazı gönderiyor. Şimdi 10 gün sonra bir yazı daha gönderiyor. Ya kendilerini emin olun uluslararası mecralarda rezil duruma sokuyorlar. Ben ne diyeyim başka? Ya tabii şimdi bu açıklamayı biz alıp ne yapacağız? Şimdi, nasıl bir değerlendirme yapacağız? Şimdi rezalet... Yani sağdan al sıkıntı, soldan al sıkıntı. Koskoca devletin itibarını böyle beş paralık ediyorlar insanlar. Yazık. Tabii şimdi rezalet aslında diz boyu. Yani bir sohbete gitti, dini bir sohbete gitti diye mesela tutuklanabiliyor bir insan. İltisak bağlantısı kuruyorlar. İşte ne bileyim bir gazete, Zaman Gazetesi'ne abone oldu. Dijitürk'ten çıktı. Dershanelerde, üniversite hazırlık dershanelerinde görev yaptı. Kolejinde öğretmen olarak görev yaptı. Bankasya'dan emekli maaşını aldı. Bunların hepsi suç. Hepsi suç. Ve binlerce insan bu konuyla ilgili şu anda soruşturmaları, mahkemeleri devam ediyor. Rezalet aslında, yani tamamen olay saçma sapan ve mantıksız. Bu sebeple aslında şeyin bu Londra Adalet Müşaviri verdi dedikleri o belgede, yani İngiltere mahkemesine verilen o bahsettiğimiz, konuştuğumuz belgede aslında çok makul şeyler yazıyor. İşte diyor ki Sayın Fethullah Gülen örgütüne sempati duymasına dayalı mahkumiyet ve cezalar kabul edilemez diyor. Olması gereken makul olanı bu. Baylok diyor, içeriye bakılır diyor. Makul olanı bu. Finansal destek sağlama içeren herhangi bir eylem tek başına diyor örgüt üyesi kabul edilemez diyor. Ve tanık ifadelerine ve diğer kanıtlara dayanılarak diyor insan suçlanamaz diyor. Öyle dedi, ben onu bir yerde görmüştüm bir kere deyip hadi içeri. Ve bakın bu sadece içeri atılmalarla kalmıyor. Eşi, dostu, akrabası memuriyet değilse de KHK'dan onlar da atılıyor. Evet. Şimdi Erkan Bey bakın bunların hepsi toplumsal bir faaliyet. Türkiye'de şu an birçok insan cemaate, cemiyete üye olabilir. İşte birine bir hayır kurumuna yardımda bulunabilir. Mesela yarın işte AK Parti hükümeti gittiği zaman başka B partisi geldiği zaman o zaman desin ki ya kardeşim o dönemde AK Parti'ye üye olan herkes suçludur. AK Parti bir terör örgütüdür dediği zaman ne yapacağız? Veya işte AK Parti'nin kuruluş aşamasında AK Parti'ye yardım edenler veya sonradan AK Parti'nin ilgili birimlerine yardım edenler teröre finans sağlamıştır dediği zaman ne yapacağız biz? Yani adalet mekanizması artık rayına oturması gerekir. Uluslararası merciler bunu boşuna, bu kararları boşuna vermiyorlar. Ve ben şöyle bakın bu İngiltere Mahkemesi'nin kararında geçen bir hususu da belirtmek istiyorum. Şunu diyor, diyor ki Türkiye ve İngiltere yıllardır uyumlu bir çalışma içerisinde diyor. İlişkilerinin devam ve kuvvetlenmesi her iki ülke için önemlidir diyor. Yani aslında burada İngiltere bana göre mahkeme siyasi bir mesaj da veriyor. Ben her ne kadar buna katılmasam da yani mahkemelerin görevi bu değil. Yani devletler arasındaki uyumu, koordinasyonu sağlamak mahkemelerin görevi değil. Ben bu noktada İngiltere Mahkemesi'nin bu şerhini şiddetle reddediyorum. Yazmaması gerekir. Ama Türkiye'deki işler acısı durumu özetliyor ve sonradan da temennide bulunuyor kendince. Yani bunların siyasi olduğunu ve hiçbir şekilde geçerli olmadığını, kabul edilebilir olmadığını söylüyor.
Evet. Ya bir an önce bu adalet terazisinin yerine oturması gerekiyor Erkan Benim Bey. Benim dikkatimi çeken mahkeme kararındaki ifade de 15 Temmuz darbe girişimine dair sanıkların iade talebine dair hiçbir şey sunamadılar diyor Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı. İşte diyorum ya, bakın o benim attığım tweette ben onu maddesiyle, yani mahkemenin verdiği kararla birlikte 81 miydi kaçtı, ben şimdi hatırlamıyorum, bir saniye. 32 ve 33. maddede açıkça yazıyor. Diyor ki bu şahıslar, bakın bu şahıslar çok önemli insanlar. Bu cemaatle ilgili davada 3-5 tane şahıslardan birisi bu 4 kişi. Diyor ki bakın terör örgütü yoktur diyor. Terör örgütü yöneticiliği yoktur diyor. Bakın temel bütün her şeyi reddediyor mahkeme. Darbe yoktur diyor. Bu insanları siz darbeyle ilişkilendiremezsiniz. Yani bu insanların şahsında cemaati kastediyor İngiltere Mahkemesi. Ondan sonra diyor ki işte finans destek sağlama, böyle bir suç yok diyor. Yani bütün iddiaları reddediyor. Diyor ki iddia ettiğiniz fiiller bu şahıslarla ilgili değil. Bu fiiller, ya bu şahısların yaptığı fiil ve eylemler de suç değildir diyor. Yani bir Akın İpek'in bir televizyon kurması veya birçok hayır kurumuna yardımda bulunması suç değildir diyor. Veya işte insanların diyor işte baylok kullanması suç değildir. Örgütle ilgili bir şey değildir. Örgütsel bir suç değildir bu diyor. Yani bütün iddiaları reddediyor. Adam açıkça her şeyi yazdı. Ve ben inanıyorum mesela şimdi bu Adalet Bakanlığı'nın yazısından sonra eğer temiz edilirse, yani Akın İpek ve arkadaşları bu kararı temiz ederse, sırf şu Adalet Bakanlığı'nın yazısından dolayı bile temiz edilmesi gerekir diye düşünüyorum ben. O zaman İngiltere Mahkemesi, ki inanıyorum o zaman bozulacak ve bu yerel mahkeme çok daha dört dörtlük bir karar verecek ve diğer hususlar yönünden de %100 kanaati oluşacak ve akpak bir karar ortaya çıkmış olacak. Ya kimse bunların bu iddialarına zaten inanmıyor. Evet. İnanmadığında bunu zaten kararlı açıkça gösterdi. Evet, onu toplama bağlarsak işte bu bahsi geçen o meşhur belgeyle alakalı özeten Adalet Bakanlığı, evet bu belge gerçek ama adalet müşavirimiz, Londra'daki müşavirimiz kendi inisiyatifiyle bunu yazmış diyor ve adalet müşaviri de Ankara'ya çağrılmış. Önemli değil, şimdi bu müşaviri tırnak içinde diyorum FETÖ'cü diye de yaftalayıp tutuklayabilirler. Yani algıya oynandığı için, yani gerçek ve hukuk bunu yapanların amacı gerçeği ortaya çıkarmak ve hukukun tesisini sağlamak değil ki, tamamen ülke içerisindeki algıya oynanıyor. İşte sosyal medyada bu dolaştı. Bir sürü avukat beni aradı mesela. Ya bu nedir, bu evrak gerçek midir? Ya gerçek diyoruz, yani bu evrağı bizim uydurma şansımız yok ki. Bunu bu mahkemeye bu ülkemizi temsil eden avukatlar, İngiliz avukatlar bunu dosyaya sundular diyoruz ve ama inanamıyorlar. Hakim de şimdi inandılar. Gerekçeli kararının 104. maddesinde bu evraka yer veriyor. Hakimin gerekçeli kararında. İşte hukuk devleti ilkesiyle ilgili olarak, yani yargı bağımsızlığı ile ilgili olarak İngiltere Mahkemesi'nin %100 kanaatinin oluşmamasının sebebi bu evrak. Evet. Niye? Çünkü mahkeme koskoca Adalet Bakanlığı'nın gönderdiği bu değerlendirme yazısını devlet ciddiyetiyle ele alıp değerlendirdi. Evet. Ve fakat yanıltıldığını şimdi anlamış olacak Adalet Bakanlığı'nın bu yazısını görünce. Ya bunu anladığım kadarıyla bu işin sonu bir günah keçisi ilan edilecek. Londra Adalet Müşavirisi'nin kafası koparılacak, görevden alınacak falan filan anladığım kadarıyla. Ya o işin siyasi yönü ama Erkan Bey, Türkiye'deki mahkemelerin, hakimlerin ve savcıların bu evrağı ciddiye alıp kararlarını ona göre vermeleri gerekir. Yarın Adalet Bakanlığı, bakın ben size bunu demiştim diyecektir. Hatırlayın, bundan 2 sene önce Güneydoğu'daki bu valilerle ilgili olan açıklamaları hatırlarsanız ne demek istediğimi anlarsınız. Orada ne oldu? Valiler hemen 2 dakikada satıldı işte. Tabii, aynı şey şu an hakim savcılar için de veya emniyet mensupları için de geçerli. O yüzden hakim savcılar kimsenin etkisi altında kalmadan hukukun gereği neyse onu yapsınlar. Bizim istediğimiz bu sadece. Yani İngiltere bunu dedi, işte Adalet Bakanlığı şunu dedi diye değil. Gerçek neyse somut gerçeğe göre, fiil ve eyleme göre ya ceza tesis etsinler ya beraat kararı versinler. Bu durumda
Yani cemaat iddiasıyla yargılanan bütün insanların bu şekliyle eğer hakim ve savcılar süzgeçten geçirirse hepsine beraat kararı zaten verecektir, vermek de zorundadır. Evet, bu yazılanlar gerçekse on binlerce insan derhal serbest bırakılsın, değilse Türkiye Cumhuriyeti uluslararası evrakta sahtecilik suçu işlemiş olmuş oluyor anladığım kadarıyla. Evrakta evet. Sahtecilik her halükarda işlenmiş oldu ama mahkemeler buna alet olmasın, bütün sanıkları bir an önce tahliye etmesi gerekir. Bu yazı dediğim gibi yani hukuken olması gereken yazı. Ama olması uygulanmıyor. Evet. Peki, Ömer Turan'la çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim.